Ulan tam şurayı gösterecektim, telefon çaldı. Telefonu arayan affetsin. İşte şöyle kapının yanındaki ışık var. Ben de şöyle bir sandalyede oturuyordum yani, gördüğünüz üzere. Oo, elimi mi netledin sen? Yok, sandalyeyi netle koçum. Aynen böyle. ISO 5000'e kadar çıktık. Oo, hakikaten ISO performansı başarılıymış. Yeah. Aha dur ya. Hep unutuyorum ha. Ekranı çevirebiliyoruz ya. Heh. Şöyle çevireyim bakayım ekranı kendime de, bir de sabitlemeyi de test etmiş olayım bari. Şöyle tabii ışıklı tarafa yürüyeceğiz artık. Oo, ışık artıyor, ISO düşüyor. Işık artıyor, ISO düşüyor. Kendini hızlı adapte edebiliyor mu? Bence hiç fena değil. Bu arada şöyle arkadan hafif şehir ışıklarının blörü de gelsin. Ya galiba ben bu aleti sevdim ama tabii mikrofon performansı da çok önemli. Evet, aynı sahnedeyiz anlattığım gibi. Şu anda beni, evet, gözümün üzerindeki otofokusu da görüyorum. Anlattığım gibi evin girişindeki ışık yanıyor sadece. O ışığı şöyle bir taraftan aldığım bir yerde oturuyorum. Shutter yine 1.13. Bakıyorum ISO'yu biraz arttırmış sanki. Bu çekimi de 4K yapıyorum. 4K ile 1080'in de farkını böylece bir anda görmüş oldum. Zordan başlamak istedim ben. Şu ışıkta, bu görüntü, şu anda 1080'de çekim yapıyoruz değil mi? Evet, 1080'de çekim yapıyoruz. Yeterliyse aklımızı alır. Küçük sensörlü kameralarda ben genelde yüksek çözünürlükte çekim yapmayı seviyorum. Çünkü daha iyi oluyor. Fakat bunun düşük ışıktaki, şu anda ISO 4000'deyiz. ISO 4000'e gireceğim çok yer olmaz diye düşünüyorum. Stabilizasyon ne durumda? Büyük ihtimalle açık olması lazım. Şöyle bir sallayayım bakayım. Neyse, açık ya da değil, benim ekranda gördüğüm görüntü güzel olduğu için ve şu an eye autofocus denen, gözümde de bir autofocus ibaresi var. ZV1 bence şu anda güzel iş yapıyor diye düşünüyorum. Neyse, bunlar ilk testlerdi. Ben daha bunu çok kurcalayacağım. Bir seyahate gideceğim, büyük ihtimalle yanımda gelecek. Ve bu kamerayla ilgili son kararımı vereceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Canon'un G7X Mark 3 modeline çok sulandım. G7X Mark 2'ye de çok sulandım. Çünkü ben küçük ve kullanımı kolay kameraları gerçekten çok seviyorum. O yüzden iPhone'dur, Osmo Pocket'tir, Osmo Action'dır, hepsinde akıllı modlarda kullanmayı, işte bütün ne denir ona, pozlamayı da cihazın yer. Pozlamada işte ışık nasıl olsun, neresi ne kadar patlasın ayarlayan bir şey. Hep akıllıca yaptırmak istiyorum. Çünkü bu devirde, yıl olmuş 2020, bunlara ben tek tek düşünmek istemiyorum. İçerik üretmek, video üretmenin çok daha kolay olduğu cihazları seviyorum. Arada da gözüm yan ekrana takılıyor. Şimdi bir süredir malum Sony'nin A61 çift sıfır kamerasını kullanıyorum ben. Onun ekranı yukarı doğru, bu yana doğru açılıyor. Eski bize Canon günlerini hatırlattı. Canon'un da güzel makineleri var. Bir kısmını burada olmasa bile, burası aksi kanal, biraz tarzı ters ama İngilizce kanalda izleyebilirim. Bu da izleyebilir miyim? Sen izleyebilirsin, ben yapabilirim. Yaparsam İngilizce kanala koyarım. Oradan izlenir diye düşünüyorum. Bu arada bu bir ses testiydi de benim için. Evde şu anda klima çalışıyor. Klima çalışan bir ortamda acaba nasıl ses alır diye merak ediyorum. Şöyle, ya ben elim kolum hep görüntüde olsun istiyorum. O yüzden şöyle bir eli kafaya koyarak, biraz ciddiyetsiz gibi gözükse de, bir video çekmek istedim. Her cuma video sözü vermiştim aksi kanala. İşlerin yolunda gitmediğini biliyorsunuz ama bu cumayı da boş geçmeyelim dedim. Sony ZV1 düşük ışık testi hepimize hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Bu cuma böyle geçer ama bir sonraki cuma ya da eğer epey uğraşırsam belki bir vlog falan da denemesi gelir. Bütün bunları keyifle izlersiniz. Hayatım bu aralar ilginç değil, o yüzden çok vlog çekmiyorum. Ama bir istisna yapacağız gibi duruyor diyeyim. Ve bu videoyu kapatayım. Unutmayın, burası aksi kanal ve biz burada her şeyi bam 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 söylüyoruz. Bu alet iyiyse benden iyi not alır ve benimle kalır. Bu alet kötüyse ya ikinci ele gider ya geldiği yere geri gider. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.